Şu günlerde son hatta son 2 ay, 3 ay içinde hakikaten şöyle külli bir şekilde bir musibet yağmuru geliyor. Şehitlerimiz oluyor, deprem oluyor, seller oluyor, bir yerde farklı bir virüs çıkıyor, bir yerde farklı bir yangın çıkıyor. Şimdi bu gibi durumlara biz nasıl bakmamız lazım, bunu konuşacağız. Böyle bir haber almamız elbette kalbimizi acıtıyor, incitiyor, üzüyor bizi. Ama burada nasıl bir kader okuması yapmamız lazım? Bu olayın arkasında bir müjde var mı? Yani bu olay çirkin bir olay mı? Biraz bunun üzerinde konuşalım. Tabii benim konuşacağım mesele siyasi değil. Biz bunun imani cihetine bakacağız. Çünkü biliyoruz ki bu gibi hadiseler Allah'tan habersiz değil. Bu gibi hadisenin olmasına izin veren kim? Yine Allah'tan başkası değil. O yüzden böyle musibetler, yani biz musibet olarak gördüğümüz böyle hadiseler toplu ahiret ve kader imtihanıdır. Birinin başına gelen bir hadiseyle binlerce insan imtihan edilir. Nasıl? Bir hocanın bir soru hazırlamasıyla o soruyla 1 milyon öğrenci sınava girer, bir soruyla herkes imtihan olur. Muallaktır, cevabı beklenir. İşte böyle hadiseler de muallak olan ehli imanın okuyup çözebileceği bir sorudur. Çözemeyenler kalıyor. Şimdi bu meselede olayı neticesiyle değerlendirirsek hayırı görürüz. Çünkü Cenab-ı Hak bir olayı bize idrak etmemiz için hakikati yakınlaştırmak manasıyla kainat üzerinde çok böyle hadiseleri gözümüzün önüne seriyor. İlk başta çirkin görünen bir olayın neticesindeki kar zararına bakılır. Elinde 100 tane çam ağacı tohumu bulunan bir adam, bu 100 taneyi ektiğinde 80 tanesi çürüse, kurtlansa ve onlar neşvi nema vermese, toprak altında kalsa, yok olup gitseler, 20 tanesi ağaç olsa zarar etti denilir mi? Denilmez değil mi? 100 tane tavus kuşu yumurtası olsa, bu 100 tane tavus kuşu yumurtasından 80 tanesi bozulsa, 20 tanesi kuluçkada neşvi nema verse, oradan bir hayat çıksa, tavus kuşları oradan hani civciv olarak diyoruz ya, yavru olarak çıksa, o kişiye zarar etti denilir mi? Denilmez. O yüzden olayı böyle algıladığımızda neticeyi söylüyorum. Elbette sefere bizim askerlerimiz gidecek mi? Gidecek. Bir zayiat oluyor mu? Maalesef oluyor. Hep olmuş da. Ama şimdi bakıyorsun, birkaç askerimiz şehit olmasın diye şanlı ordumuz gitmezse bu sefer kaybedeceğimiz daha çok şeyler oluyor. Vatan, millet, ırz, namus. O yüzden 30 şehide bedel elhamdülillah. Vatanımızın, milletimizin, Kur'an'ın, İslam'ın şanı devam ediyor kardeş. Olaya böyle baktığın zaman orada bir zayiat var mı? Yok. Yok kardeşim, ehli iman zayiat var demez. Onlar Cenab-ı Hakk'ın misafiri oluyor mu? Ölü demeyin. Onlar şehittir. Siz bilmezsiniz demiyor mu Cenab-ı Hak? Onları ben misafir ediyorum demiyor mu? O zaman biz kendi halimizi üzülelim. Alnımız dik olacak ya. Mesela komutanı izliyorsun. Asker babasına nasıl böyle bir güç kuvvet veriyor? Sarılıyor ona. Senin alnın dik olacak. Senin alnın dik olacak. Ya şimdi bak, bir şehit babasına bunu söylerken neden isyanlar içinde oluyoruz? Ha, hatalar elbette olur. Ama bu külli bir hayrı engellemez güzel insanlar. Olayı böyle değerlendirirken bir taraf ilerisine geçiyorum. Arakan'da, Doğu Türkistan'da çok zulümler olmuyor mu? Müslüman kardeşlerimiz Halep'te, Suriye'de paramparça olmuyorlar mı? O görüntüleri görüyorsunuz. O görüntüler hepsi bir imtihan işte. O anda eğer bir adamın kalbi sağlam değilse, ahirete imanı sağlam değilse, kadere imanı sağlam değilse, şeytan oradan yaklaşıp ona şu soruyu sorduracak. Allah'ım, görmüyor musun bunları? Çok tehlikeli cümle. Şimdi zamanı mıydı? Bu kadar kafir varken bu müminlerin başına gelen bu felaket neden diye isyanvari cümleler adamın imanını var ya taklaya getirir. Dikkat etmek lazım. Gördün mü? O bebekler şehit oluyorlar mı? O ehli iman, o masumlar, o insanlar şehit oluyor mu? İnşallah. O niyetle biz dua ediyoruz. O niyetle bakıyoruz. O zaman rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Dün de Hindistan'da Müslümanları öldürmeye başlamışlar. Hadi bakalım ne yapalım? Şimdi sabaha kadar o olayı konuşalım. Ben size sabaha kadar burada şehit edilen insanların fotoğraflarını göstereyim.
bir faydası olacak mı? Sefere çağrıldığımız zaman Allah'ın iznini alırız gider miyiz abi? Her türlü. Ama burada farklı bir mana var şimdi. Kötülük problemi olarak gördüğümüz hadiseler televizyonda öyle lanse edilmeye başladı ki insanlar bakıyorum imanlarını kaybeder dereceye gelmiş. Ağızlardan isyanvari cümleler dökülüyor. Lüzumsuz bir elemi şefkat, yani o şefkatten gelen elem insanları perişan ediyor. Peki nasıl bakacağız biz bu olaylara? Bu musibette, bu sıkıntılarda masumların hakkı nedir? Niye böyle musibetler hususi olarak o cezayı hak eden insanlara değil de külli bir şekilde masumlara da geliyor? Okuyalım bakalım olayı nasıl değerlendireceğiz. Bakın bir tane mektup var. Üstad Bediüzzaman'ın talebelerine yazdığı bir mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer şu insanlık içtimai hayatında, sosyal hayatında müthiş, dehşetli, kanlı olan diğer tarz bir kışta, bir günümüzde yaşanan dehşetli kış, bir de o kışın içinde diğer bir kış var, kanlı kış. Kanlı diğer tarz kışta çırpınan bir çarelere, çaresiz olan insanlara, rikkati cinsiye, yani insani olarak bir acıma hissiyatı, bir şefkat duygusu ve şefkati neviye, kendinden olana şefkat cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim diyor. O zaman 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları toplamında 100 milyona yakın insan katledilmiş. 100 milyondan fazla belki de. Böyle dehşetli bir kışta bir hüzün ve elem hissettim diyor üstad. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Cenab-ı Hak'tan, Erhamün Rahim'inden, onların Halık-ı Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Bak, Cenab-ı Hakk'ın iki tane ismini söyledi. Rahim ve Kerim olan Allah'ın hikmet ve rahmeti. Cenab-ı Hak hakim midir? Rahim midir? Evet. Bunların manasını bilerek şu olaylara, yaşanan hadiseye baktığın zaman kalbin ferah olur. Hakim ismi hikmet dairesinde iş yapmaktır. Yani Allah bir gayeye binaen, bir faydaya binaen ilim irade kudretini tecelli ettirir ve güzel bir sonuç için olayı yaratır. Allah abes iş yapmaz. Allah israf etmez, haşa. Her işinde bir hikmet vardır. Ve Cenab-ı Hak sonsuz rahmet sahibidir. Sonsuz merhamet sahibidir. Senin evladına beslediğin şefkatten daha fazlasını gösteriyor mu? Daha fazla şefkat göstergesiyle bize o tecelliyi gösteriyor mu acaba abiler? Kainattaki tüm annelerden de şefkatli mi? Merhametli mi? Merhametli. İşte diyor ki Cenab-ı Hakk'ın o hikmet ve rahmetiyle baktım ve kalbimin imdadına yetişti. Manen bana denildi ki senin bu şiddeti teessürün, senin bu üzüntün, senin böyle kahrolman o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Yani ağızdan çıkan cümleler, dikkat edin. Ya kardeşim zamanı mıydı? Az önce söyledik ya. Allah'ım sen bunları görmüyor musun? Veya biriyle konuşuyorken ya kardeşim ya Allah bunları görmüyor mu? Bak bu cümlelere bakar mısın? Bunlar çok çıkıyor bize gelen mesajlardan. Yani ehli iman kardeşlerim, Serkan abi yanlış anlama ama Cenab-ı Hak neden müdahale etmiyor? Bak bu cümlelere bakar mısın? Neden müdahale etmiyor? Öğrenmek için mi soruyorsun yoksa şikayet mi ediyorsun? Genelde şikayetvari bir cümle. Şimdi bak olaya dikkat et burada. Diyor ki onun rahmetini ve hikmetini. Yani şu oluyor. Allah'ım şimdi zamanın mıydı? Ben bu yaptığım fiiliyatta bir hikmet görmüyorum demeye gidiyor. Sen Allah'tan daha mı şefkatlisin? Hı? Senin gösterdiğin şefkatle merhameti Allah gösteremiyor mu haşa? Allah bilmiyor mu? Allah görmüyor mu? Allah'tan habersiz mi oluyor bu hadiseler? Birazdan misale de dökeceğiz bunu. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti Rabbaniye'den daha ekmel, daha mükemmel bir hikmet şu yaşadığımız daire-i imkanda olamaz. Çünkü olayın öncesi, sonrası ve anını sen aynı anda göremiyorsun, bilemiyorsun.
Olur ki şer zannetinde hayır vardır, hayır zannetinde şer vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Devreye ne girdi? Ahiret inancı girdi kardeş. Senin daire iktidarın gücünün haricinde, dışında, iktidarın haricinde olan hadisata 4 kaide sayacağım, dikkat et. Onun merhameti, hikmeti, adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Açacağım bunları. Öyle baktım, ben de o lüzumsuz, şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Şimdi ne demek yani, bunu nasıl idrak edeceğiz? Eğer bir adam Allah'ın merhametinden, hikmetinden, adalet ve rububiyetinden mahrumsa, bunların tanımını kendi aleminde, ruhunda, kalbinde yapamıyorsa, her daim elemi şefkat içinde kalacak. O şeytan içerideki o şefkati yanlış olarak işlettirecek, isyana götürecek. Bir annenin yaptığı hata gibi. Evladı sabah üşümesin diye üstünü örterken, aman çocuğum üşür hasta olur diye sabah namazına kaldırmayan anne zalimdir. Merhametli mi sence? Allah'tan daha mı şefkatli? Allah emretmiş orada. Senin şefkatin Allah'ın şefkatinden daha ileri olamaz. Gel şimdi bunu değerlendirelim. Cenab-ı Hakk'ın merhameti ve hikmetini konuşmuştuk. Sonraki iki kaide Allah'ın adaleti ve rububiyeti. Ahiret varsa adalet vardır kardeşim. Eğer bu dünya sonlu olsaydı ve devamı gelmeseydi, bir kere buraya gelsek her şey burada bitseydi, o zaman ben de şikayet ederdim. Ama biliyorum ki elbette yaşanılan az sıkıntıya bedel çok güzel mükafatlar gelecek. Anne karnından bu dünyaya geldiğin anı bir tasavvur etsene. Kısıtlı bir ortamda, senin uzuvların var, organların var, bunları kullanamadığın o ortamda, karanlık bir alanda Cenab-ı Hak'tan manevi bir şekilde dilemenle, istemenle bu dünyada o cihazatlarını kullanmaya başladın sen. Kalbini dinle, ebed ebed diye inleyecek. Bu dünya şimdi sana anne karnı oldu. Senin sonsuzluk isteğini bu dünya karşılamıyor. Yani sonsuzluğu isteyen o kalbinin tatmin olacağı bir yeri yaratamaz mı Allah? Ahireti yaratamaz mı Allah? Elbette yaratmıştır. Elbette burada da bir adalet olacaktır. Hak eden ve etmeyen diye. O anne kanından buraya gelirken bir bedel ödemedik mi biz? Ağlamadın mı? Ciğerlerin oksijeni çektiği anda ciğerin yanmadı mı? Bir bedel ödemedin mi sen? Belki küvezde kaldın, sıkıntılar oldu. Ama sonrasında gelen o güzellikler. Aynı şekilde yaşanılan kısa bir sıkıntıya bedel ebedi bir cennet var. Niye olaya böyle bakmıyorsun? Bir geçiş evresi olarak bakmıyorsun. Ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Evet, rububiyet Cenab-ı Hakk'ın Rab isminden gelir. Rab, terbiye etmek. Rububiyet de oradan gelir. Cenab-ı Hakk'ın kainatı külli bir şekilde terbiye etmesi, idare etmesi. Zerrelerden yıldızlara kadar her şey onun ilim, irade ve kudretiyle hareket ederler. Hiçbir şey ondan habersiz değil. Cenab-ı Hak fabrikanın bir çarkları gibi. Oradaki küçük çarkı da görür, en sondaki çarkı da görür. Ondan hepsinin beraber çalışmasını idare eder. Kainat böyledir. Bir fabrikasyon sistemi gibi. Sen daha kendini idare edemiyorsun. Daha kalbini kontrol edemiyorsun. Aldığın nefes, verdiğin nefesler ve gelmişsin daha kendinden habersiz bir şekilde yaşıyorken, vücudundaki azaların ne işe yaradığını, organların nasıl vazifede olduğunu bilmiyorken, kainatta Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatına karışıyorsun. Terbiye sıfatına karışıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ondan sonra gelsin isyan cümleleri. Şimdi bak, bu kanlı gömlek meselesi var. Salih, senin kardeşin, tamam mı? Şimdi 2 yaşındaki Halil Talha, senin ismin neydi kardeşin? Hiranur. Bir kız, bir erkek. Şimdi bunlar elbette markete girdiği zaman bir şeyleri almak istiyorlar değil mi? Görüyorlar orada. Şimdi bunlarla böyle gitmesin, bir üzerinde oyuncaklı bir tane böyle bir işte kazak görmüş, tişört görmüş, mağazada geziyorsun veya oyuncak görmüş. Onu almak istedi ve biz onu almadık. Bak dikkat et. Almadık. Sonra aradan günler geçti. Biraz hikayeleştiriyorum bunu. Biz onlara o hediyeleri aldık. Hediyeleri verdik onlara. Tamam mı? Bir de güzel ne olsun kardeşim, şöyle bir isimlerinin olduğu bir künye yaptıralım onlara. Bir kolye yaptıralım. Onları da onlara taktık.
dışarıda çıkardık, parkta oynuyorlar. Tamam, biz de muhabbet ediyoruz orada. İhmalkarlığımız yani, görmedik bir şekilde. Onlar orada oynarken biz de kafamızı çevirdiğimiz anda bir bakıyorsun yerde aynı şekilde kardeşlerimize aldığımız, evladımı aldığım elbisenin kanlı olanı yerde duruyor. İçinde kimse yok. Koştun oraya, baktın etrafta kan var. O elbiselerde kan olmuş. Onu aldığın anda bir de bakıyorsun künye orada. İhtimal verir misin başkasıdır diye? İhtimal vermezsin değil mi? Peki şimdi sana soruyorum bak. O elbiseler senin elindeyken ağlıyorsun. Feryat figan koparıyoruz kardeşim ortalığa karşı. İleriden bizimkiler gelse, bembeyaz gömlek giymişler, elbise giymişler böyle. İleriden gelse onları gördüğün anda ne yaparsın? Elindeki kanlı elbiseyi atarsın, gidersin onlara sarılırsın. Doğru mu? Atarsın değil mi kardeşim? Kanlı olanı tutmazsın elinde. Niye bunu anlattım? Nedeni şu. Bu dünyada biz cesede önem veriyoruz maalesef. Orada nasıl gömleği attın, şu cesedin de senin ruhuna bir gömlektir, ruhuna bir elbisedir. Mezarlıklar bir elbise gardırobu gibi cesetlerle dolu, ruhun elbiseleri var orada. Nasıl ki o evladımız ve kardeşimiz içinden çıktılar, gittiler, başka elbise giydiler, geldiler. Bu dünyadan giden, vefat eden insanlar, şehit olan insanlar da elbiseyi burada bırakıyorlar. Elbiseyle meşgul olduğun için gerçek olanına odaklanamıyorsun sen. Şimdi olaya böyle bak, şehit olanlara böyle bak, ehli iman insanlara böyle bak. Vefat etmişler, paramparça olmuşlar. Kardeşim, ehli iman adam der ki elhamdülillah. İmanla kabre girdi. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda en güzel elbiseyi giyecek. Burada gördüğün ceset nedir? Elbisedir. Nasıl ki şu an ben içinden çıksam bu can cansız değil mi? Hareket etmez değil mi? Bak şu an ben içinde olduğum için gömleğim hareket ediyor. Ben içinden çıktığım anda söner, yere düşer. Aynı şekilde ruhum çıksın, bedenim de gömlek gibi yere düşer. Ruh mu önemli, ceset mi önemli şimdi? O yüzden materyalizm, sekülerizm bizi öyle bir şeye, maddeye ve bedene, surete öyle odaklıyor ki, madde perest yaptığı için biz ahiret tarafını düşünemiyoruz. Çok güzel bir darbe vurmuşlar bize. Gördün mü? Yani ahiret inancıyla olayı değerlendirdiğin anda kalbin ferah buluyor ya. Ben olaya böyle bakıyorum kardeşim. Buyurun, siz de bakmaya davet ediyorum. Çünkü yok etmiyor Cenab-ı Hak. Onu misafir alıyor. Öyle değil mi? Çünkü Yusuf Aleyhisselam Mısır azizliğine atıldığı kuyudan çıkmadı mı? Bir bedel ödedi. Efendimiz Aleyhisselam bir bedel ödemedi mi? Bazı peygamberler kendi çocukları ve hanımları tarafından ihanete uğramadılar mı? Zekeriya peygamber ikiye bölünmedi mi? Cerciz Aleyhisselam demir tırnaklarla suratı, derisi kazınmadı mı? Bir bedel ödendi. Allah en sevdiği kullarına bir bedel ödetiyor. Ardından en güzel mükafatı verirken biz Allah'tan daha mı şefkatliyiz? Allah yanına alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu etme makamına, şehitlik makamına alırken bir bedeli olmayacak mı? Ha? Akşam evine yemek götürmek için bedeli olmuyor mu? Akşama kadar sırtında demir taşıyorsun. Var çalışan kardeşlerim. Bir ekmek için bedel ödüyorsun. Cennet için bedel olmayacak mı? Ha? Bedelsiz bir şey var mı? O zaman demek ki kardeşim o işin bedelinin neticesinde güzellikler geliyor. Ya ama maalesef acitasyonla insanların o şefkat damarını öyle kabartıyorlar ki bizi maddeye yöneltiyor. Bu adam şehit oldu, sadece ağzımızdan paylaşım yaparken şehit oldu diyorsun. Kalbinde bunu hissedebiliyor musun? Kalbinde hissetsen kendine üzülürsün. Çünkü niye? Böyle bir tatlı bir kıskançlık gibi. Allah'ım bana da bu makamı nasip et. Ben bu dünya cehenneminde kaldım. Bu dünya hapsinde kaldım. Ne güzel, ona merhamet ettin, yanına aldın. Sen şimdi ağlıyorsun, sızlıyorsun. O yanlış şefkatle sanki ona zulmedilmiş gibi. Sen sanki burada kalarak kazanmış gibi davranıyorsun. Uyuyor mu hiç? İnşallah olayı böyle idrak ederek değerlendirmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Allah rızası için Fatiha.